Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. İştirak-ı amal-ı uhreviyede bizimizi ziyade eylesin. Kalmış olduğum ömrümüzü kullanılan ömürden daha hayırlı ve bereketli eylesin. Evimize insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi musibetten, hastalıklardan, hafız ismi hürmetine hıfz-ı emin eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza muhabbetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. İştirak-ı amal-ı uhreviyeden bizim hissemizi ziyade ettiği gibi usul ve furularımızdan, anne ve babalarımızdan her kimler geçmiş ve geçmişlerse ve üzerimizde hakları olanlar, alametleri iki taş olup o da silinmiş, ağlaşıp didişen, bize rahmet de yok mu diyen bütün ehli imanın ruhuna hissedar eylesin. Bizi de onlara şefaatine mazar eylesin. Sevgili kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. 26. lema, gayri ihtiyari karşıma çıkan bir yer. Yerden okuyacağım. Sayfa 250. Diyor ki, ona şöyle ihtar etti ki, ortadan alıyorum uzun bir yer. Senin halikin olan, yani mevzu şu galiba. Şimdi kararsız, neyin nereye göre ne olduğunu bilmeyen, her çeşit tekliflere muhatap olan, her çeşit imkan ve ihtimaller içerisinden neyin nerede ne olacağını bilmeyen biz insanlara ulvi, kutsi ve insanüstü bir ölçü. Ne, nereye göre nedir bilmiyoruz. Onunla alakalı bir yer. İnsanı perişan eden kararsızlıktır, kararsızlık. Bir de verdiği karardan emin olamamak. İnsanın psikolojisini bozan bunlar. Yani acaba doğru mu söyledim bunu? Doğru mu karar verdim? Doğru mu yaşıyorum? Başıma geçen hadiseler ailevi olur, toplumsal olur, fert olur. Bunları nereye göre nasıl değerlendireceğiz? Onunla alakalı bir yer. Mevzuya katılımcı olursa alırız, girebilir. Diyor ki, senin halikin olan şu memleketin malik hakikisinin emrine her şey musahhardır. Ortadan aldığım için, ustad bundan önce bir bakmış böyle, herkesin söylediği gibi, hayatın ağır tekalifi var. İsterseniz oradan alayım. Dedim, madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır şiken, mukavemetsiz, yandırıcı fırkatlar var. Yani dünyada tahammül edilmez hadiseler var ki intihar istiyor. Veya ya Rabbi canımı al diyor. Veya ya Rabbi tahammül edemiyoruz. Mustafa bir bardak sıcak su olsa. Diyoruz. Bir daha okuyayım. Dedi madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır şiken, mukavemetsiz, yandırıcı fırkatlar var. Sabrı aşan hadiseler var. İlle biz bu sıcakta, odada işte dersen oturup da bu dersin muhatabı biz değiliz. Dünyanın her tarafını düşün. Suriye'den, Doğu Türkistan'dan, Çeçenistan'dan, yani Türkiye'nin her tarafından tahammül edilmez, sabır şiken, mukavemetsiz, yandırıcı fırkatlar var, hadiseler var. Elbette mevt hayata racihtir, dedirtiyor. Bazen mevt, ölüm, hayattan daha kıymetli ama elimize geçmiyor. Bazen ölüm keşke gelse diyoruz ama olmuyor. Bakayım nasıl değerlendirecek bunu sayıyor da.
çözüm değil daha. Şu anda çözüm yok. Madem bu var. Yani yandırıcı hadiseler var. Geçmişte verdiğimiz yanlış kararlar var. Yanlış sözler var. Olmuş bitmiş. Ne yapacağız? Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. Sıralıyor. Hakikaten çok zor ya. Mesela bana çok ağır gelmeye başladı. Yani evet, ümitle alakalı dersler yapıyoruz da bazen beni de kapıyor Şabaneli. Yani imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. O zaman Alman ve İngiliz çatışıyordu. Eğer Alman hakim olsaydı 2. Dünya Savaşı'nda şu anda dünya lisanı Almanca olacaktı. İngiltere kazandığı için dünya lisanı İngiliz. Sömürmedikleri, zulmetmedikleri hiçbir yer yok. Biliyor musunuz Brezilya'nın lisanı ne? Devletin resmi dili. Bilen var mı? İspanyolca. Nereden? Nereye? Adamlar ne zulmetmişler. İspanyolca. Kanada'nın 1/3'ü Fransızca. Şili ya İspanyolca ya Portekiz. Güney Amerika. Bütün o devletler. Ya Portekiz, Avuça veya Hollandaca. Zalim ya. Yani. Güya medeniyet satan, demokrasi diyen zalim, barbar, insan kanını emen vampirler bunlar. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim, karanlıklı gördüm. Altı yön, ön taraf, arka taraf, sağ, sol, alt, üst. Onu anlatıyordu uzun ne demek diye. Çözüm yok. Tamam da nasıl yapacağız? Ne yapacağız? İnsanı emin ve güçlü kılan elinde sağlam ölçü olmasıdır. Adam demiş ya, Hristiyan dindar o. Demiş ki bana bir ölçü verin, dünyayı yerinden oynatayım. Yani ölçü buldun mu? Ne kadar rahat. Bütün dünya seninle uğraşıyor. Biz Allah'a dayanmışız diyor. Adam yürüyor. Samimiyeti kadar da muvaffak oluyor. Bak o vakit cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim, karanlıklı gördüm, çözüm görmedim. O şiddetli tesirden gelen, yani burada bu şablonun içerisine herkes kendisini koyabilir. Psikolojik sorunum, ailevi sorunum, çoluk çocuğumdan, yok mezara girenden, yok kabire bakışın, ne olursa olsun bunun içine sok. Çözüm şey yapacak şimdi. Sıkıntımıza nasıl bakacağız? O şiddetli tesirden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Bak ustalı diyor ki, yani herkesin kafasına bir şey var ya sıkıntı. O şiddetli tesirden gelen gaflet. Yani demek ki insan sıkıntı gaflete sokuyor. Kendisi çabalıyor, çözümü olmuyor. Hele hele şimdi bu dolar euro meselelerinde keşkiler değil mi? Keşke. Bu da bunun içinde. Keşke yok. Erisku alallah bilse, erisku alel dolar olsaydı tamam keşke olur. Erisku alallah, rızk Allah'ın taahhüdü altında. İman Allah'ın taahhüdü altında değil. İmanınıza kefilim demiyor. Ama rızkınıza kefilim diyor Allah. Fakat rızkımıza kefil, rızık endişesi yaşıyoruz. İmanımıza kefil, endişemiz hiç yok. Sanki garantiymiş gibi. Çok acayip bir şey ya. Şimdi keşke şimdi. Diyor ya dolar, euro, altını olan. Bir gecede pul olacak. Çok değerli ders yapmıştık. Bunu yapmıştık hatırlarsınız. Çok. Daha olacak. Kaderin karşısında hiç kimse çıkamaz. Ben sonuçtan sürece bakıyorum bunun içinde. Sonuç cemaili muttefika İslami olacak. Kafirler istemese de. Sonuç İslam birliği olacak.
buna sebep olacak Ahmet, Mehmet'in ismi hiç önemli değil. Kaderin hükmü cereyan ediyor. Bu korkunç selin karşısında hiç kimse duramaz. Çöp olacak. Kader fetva verdi buna. İslam birliği olacak. Hatta İslam birliği denince hatırımıza Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire şunlar bunlar hatırınıza geliyor. Hayır. Hatırlarsın burada da yapmış mıydık? İlk önce Asya şurası olacak. Asya birliği olacak. Şu bak demiştim şu anda Turan ordusu vesaire. Sonra Arap birliği. Sonuç bu. Ben kitaptan sonucu söylüyorum. Sonuçtan sürece baktığın zaman bu mu bu mu bu mu bu mu? Senin başın döner. Eğer süreçten sonuca bakmaya, çözümlemeye gidersen çözemezsin. Çözülmez. Nereden biliyorsun bu yol buraya gittiğini? Böyle parmak yapıyorum. Hepsi bir doğru zannettiğimiz yollar. Böyle hangisi doğru? Ama sonuç tek. Al o teki, bu sürece bak. Vallahi buna bilmiyorum ama bunlar şu sonuç bu olacak. Yani İslam birliği olacak, Asya şurası olacak. Mesela kader hükmünü vermiş. AB Türkiye. Türkiye'nin aleyhinde bulunan her şey yok olacak. Adın gibi bil. Bu dolar olur, siyasi savaş olur. Aktörler değişebilir. Sonuç bu. Sonuçtan süreç böyle. Baktığın zaman ne olacak abi? Çok iyi olacak. Teselli değil. Karşısındakiler her şey yok olacak. Türkiye kader bu. Kader hükmünü vermiş. Cemaili Mutefika İslami olacak. 1000 seneden beri bayraklarını etmiş olan bir milletin nesli, neslatisi bizden. Allah böyle götürmeyecek. Çıkmayacak. Elhamdülillah. Hiç ha, bak mesela. Şimdi söylüyoruz, o zaman da söyledik. Çok dersler var yayında. Asya şurası diye girin, görün en fazla girilen ders. Asya şurası. Bu olacak. Ve dolar savaşı nereye götürülüyor dedik. İşte askeri, siyasi, 163 vardı ya, laiklik tarifi, iktisadi, siyasi, içtimai, askeri sahada, kısmen dahi dine alet etmekten, 3 seneden 7 sene arasında, onlar da yargılandığım için biliyorum. Allah rahmet etsin, Turgut Özal kaldırdı. Ya, 163. madde, çok meşhurdu. Bak, o zaman da ne yaparlarsa yapsınlar beyhude. Hiç. Şimdi üstad da diyor ki başka bir psikoloji, ailevi, mahadiseler, ekonomi, dolarım gitti, şeyim gitti, gider. Bunun karşısına bir rey kullanma. Bunun karşısında bir para birimi, bir şey yapma. Bu adamın karşısına, bu Türkiye'nin karşısına yapma. Önündeki her şey çöp olacak. Şimdi söylüyorum, gelecekte de böyle. O şiddeti tesirden gelen gaflet. Demek ki insan keşkelerden gaflet geliyor. Bundan girdim bu işe. Ya bozdursaydım, şey yapmasaydım. Sen baştan bir kere hata yaptın. Keşke yok. Gaflet. Bana dünyayı korkunç, boş, hali sahipsiz. Sanki dünyada Allah, kainatta Allah'lık yapmıyor. Ne haliniz varsa görün lan. Hadi bakalım boşun. Hali. Öyle değil. Başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken. Ya ne yapacağız da kardeşim ya? Bir nokta istinat, dayanak böyle noktası yok mu böyle? Böyle yaslanacak bir yer yok mu? Ve ruhta ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat tarih ederken, bir tanesi nokta istinat, bir tanesi noktayı istimdat. Ne demek onu izah edeyim. Diyor ki, ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı nokta istinat. Yani ruh, belalarımız var ya. Hastalıklar, musibetler, dertler, kederler, olumsuzluklar. Onlara karşı, bak, dayanıyorum. Dayanak noktası, nokta istinat, imani billah. Allah'a iman. Nokta istinat. Hadiselere karşı, Allahu Ekber.
Peki insanın fıtratında ebed arzusu var, sonsuzluk arzusu var, istekleri var, bir sürü arzu ve emelleri var, amali var der. İstekleri var. Nasıl tahakkuk edecek? Bunlar istiyor. Bunlara cevap veren de noktayı istimdat. İmdat bağırmana verilen cevap. O da ahirete iman. Yani insanın arzu ettiği hayat ahiret cevap veriyor. Ben de diyor boşuna dünyada arama. La rahate fi dünya. İlla darul ahire. Olmayacak bir şeyi olmayacak yerde aramak. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibi. Arzu ettiğimiz hayat burada yok. Boşuna uğraşma. Uğraşmayamak lazım. İşte nokta istimdat ruhumuza, ruhumuzun istediği hayatı temin eden, garantileyen, evet bende var diyen ahirete iman. Nokta istimdat bu. Bir de okuyayım burayı. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken. Bir dayanak noktası. Ve ruhta ebede uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir nokta istimdat tahar ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan insanın eline geçen veya daha geçmemiş temenni ettiği şey ya insanın elinde kayboluyor, sönüyor ve insandan ayrılıyor. Mesela karı tutsan, kar, yazın, elinde yok oluyor. Elinde yok. Buna iftirak. Firak ise senden ayrılıyor. Yani sende bir tanesi bitiyor, bir tanesi bitmeden gidiyor. Ömür bizde bitiyor. Elimizdeyken bitiyor. Yani sönüyor. Sönüyor ve soluyor. Ötekisi de firak. Eriyor. Hani demiş ya param eridi. Eriyor. Firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken. Bir, firak, iftirak, vefattan gelen hüzün ve gama karşı bir teselli beklerken Kur'an-ı Mucizül Beyan bak ne diyor. Sebalillahi ma fin semavati vel ardi ve vel azizul hakim. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatlı, yani rikat ayrılıktan gelen yanma, firkatlı elimizde ama ayrılmıyor ama bitiyor elimizde. Dehşetli, hüzünlü hayalde mesela ömür. Elimizde patladı. Ha bak. Bembeyaz. Ahmet nerede? Sakalı bile beyaz. Bak Ahmet. Halit abi hiç konuşmuyor. Süleyman abiye doktor ne demiş? Bir arıyor sana mı demiş? Niye doktor bey buram ağrıyor demiş. Doktor demiş ki nüfus kağıdına bakmıyor musun? Bazen nüfus kağıdına bak demiş. Bu modellerde olur demiş. Değil. Oysa tıvcılık yapardı. Elimizde patladı be abi. Ömür bitti. Elimizde kar, Temmuz, Ağustos'da bir avuç kar ne olur. Ama hala aradığımız, arzu ettiğimiz elimizdeki sermaye bitiyor. Aradığımız hayat yok. Bir üzüm tanesi deriyor diyor. On tokat vuruyor. Hala aradığımız, istediğimiz, peşine koştuğumuz hayat yok. Tam böyle her şey iyi bir yere gelmişti. Çekme katta canlı şeyde oturuyoruz. Tam yiyeceğiz. İştah yok. Bel tutmuyor. Yürüyemiyorsun. Kalmışsın orada. Masada ilaçlar dizilmiş. Tam yiyecektin. İştah yok. Kalite. Tam muvaffak oldun. Aradığımız hayat yok. Genç, diriyiz ama bir şey yok. Peşine koşuyoruz. Tam elde ederken sermaye bitti. Yok işte. Ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı. Ne yapmış bakalım? Bütün sıkıntılarımızı bu potaya koyacağız. Bakayım nasıl baktırıyor. Bu bir kanundu.
mesela Kur'an'da var ya yöntem. Yunus Aleyhisselam kıssası, Musa Aleyhisselam'ın kıssası, İsa Aleyhisselam'ın kıssası veya Meryem Validemizin kıssası. Onunla alakaları yok şimdi. Onlar gitti. Onlar yöntem, sistem. O pota, o şablona göre kendini o potanın içine at, orada kendini çözümle. Çözümler bu. Kendini orada izah et demek. Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz, lemalarda anlatıyor bak. Onun balığı, onun gecesi, onun denizi, bizimkisi neymiş? Değil mi? Onun gecesi neymiş? İstikbal. Onun balık yutmuş, bizim ne? Nefis. Onun denizi, bizim içtimai hayatımız. Bak gör. Demek benmişim. Ben yoksa başkasının kitabını niye okuyayım? Beni kurtardı, gözümü açtırdı. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yalnız harabe zare bakıp durma diyorlar. Yani üstten almadım. O Ermenilerin panı yakıp yıkması, Van'daki ustadı medreselerinin ve bütün Müslümanların mahalleleri yok olması, Ermenilerin evinin dışında bütün evlerin yakılması, Van Kalesi'ne çıkmış, bakarken bunları söyledi. Ben uzun olmasın diye ortadan aldım. O zaman kayadan böyle bakınca, ben o Van Kalesi'ne çıktım. Çıkmışsındır. Aşağıca şehir. Hakikaten şeylerde duruyor. O zaman böyle bir sıkıntı işte. Yani insan nasıl dayanacak ya? Bütün ahbabını kaybetmiş, talebelerini feda etmiş, Rus istilası, Müslümanlar mahalleleri yanmış, çorba içtiğin, dolaştığın, ders okuttuğun, ders aldığın yerler yok olmuş. Ya çok acayip ya. Mesela ben şeye camiye geçtiğim zaman o kalın duvarlı camide okuyorduk ya, okuduk ya mesela caminin duvarı. Keşke olsaydı diyorum yani. Bu yeni cami başka mahallede de olsaydı. Keşke olursa diyorum yani mesela. Usta da işte böyle bakarken o Van Kalesi'nde Ermenilerin mezaliminden. Sonra ayet geldi işte. Sebehlillahi ma fi semavati vel ardı ve huvel azizul hakim lehum mulku semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir ayeti. De buna ne diyor? Ne diyor bakayım ustada diyor ki bana diyorlar ki ayet. Bize de dikkat et orada. O ayetin gözüyle ayet gözlük veriyor. O Van şehri, tahrip olmayan şehirde bakarken orada meyveden bir ağaca denk geliyor ustad. Yani gözü. Bir ağaç var. Ama her şey yok olmuş. Bir ağaç var. Hani bir oğlum var. Bir işte şeyim var. Bir ömrüm kaldı. Bir nefes alıyor gibi. Her şey bitmiş. Bir tane ağaç varmış orada. Ağaç ilgisini çektim. Çekmiş. Baktım ki meyveden ağaçların başlarındaki meyveler tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yalnız harabe zare bakıp durma diyorlar. Yani sifşehre niye bakıyorsun? Ağaç diyor, meyveli ağaç. Bu ayet-i kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki, Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor? Şehir gitti. Ayet ne diyormuş? Bir daha. Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların elleriyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi seni neden bu kadar müteessir ediyor? Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli'ye bak. Bu Van sayfasında mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğüm vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap hali kalmış diye ağlamaların maliki hakikisinden gaflet
ve insanları misafir tasavvur etmemekten, mali tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Demek ki çektiğimiz dolarım gitti, param eridi, ömrüm elimde patladı, çoluk çocuğum gitti, evlendiler, şey yaptılar, çocuğuma geçiremiyorum, laf geçiremiyorum. Ne çocuğuna laf geçiremiyorum, ben kendime laf geçiremiyorum. Yani nefsime vazgeçiremiyorum. Ben de seyahat etmek istiyorum, kapıyı açmıyorlar. Ben kendimle barışmak istiyorum, barışmıyor adam. Ben de dolaşmak istiyorum, yol yok diyorlar. Ben bana düşman olmuş, benle uğraşırken başkasıyla nasıl uğraşacağım? O demek ki niye böyle oluyor? Şundan, maliki hakikimizden gaflet etmişiz. İnsanları misafir tasavvur etmiyoruz, mali tevehüm ediyoruz. Yani dünyanın sahibi, dünyada sahip, ben daha çalıştırma onu ya. İnsanları misafir tasavvur etmemekten, insanları malik tevhüm etmekten, insanlar malik, insanlar hadiselere hakim. Yok be kardeşim, tansiyonuna sahip olmayan, Türkiye'nin, dünyanın gidişatına nasıl sahip olacak ya? Tansiyonuna hakim değil ya. Devlet hakim. Ne devleti ya? Bırak ya şirki ya. Niye böyle oluyor? Liyakata göre muamele ediyor. Nasılsanız başınız öyle olur. Ya kişi o malik zannettiğin, muktedir zannettiğin insanlar, tansiyonları var ya. Kolesterolü var, kalp hastalıkları var ya. Kendi kolesterolüne, tansiyonuna, nabzına hakim değil adam. Türkiye'ye, dünyaya nasıl hakim olacak? Ya geldi bir film, korona denilen bir şey. İnsanların gripin içerisine korkuda mayası verdiler. Bak, bu tür ağlamaların, dolarım altınım eridi. İnsan bak, ağlamaların maliki hakikisinden gafletten geliyor. İki, insanları misafir tasavvur etmemekten geliyor. İnsanlara malikiyet veriyoruz. Yanlışından ileri geliyor. Bu ömürü ben mi başlattım? Startı ben mi verdim? Bu saati ben mi kurdum? Bu gelirken ben mi geldim ki giderken ben gideceğim? Bana verilen rolün şuurunda mıyım değil miyim? Farkındalığım o. Yani bana bir film oynanıyor. Ben film. Herkes filmin başrolünde oynuyor. Elestu bi rabbikum da başladı film. Ta cennete kadar bir film oynanıyor. Bu filmin bir saat bir sahnesi var. Dünyada alınıyor. Başka sahneler ruhlar alemindeydi. Alem-i sal değildi. Kabirde olacak. Dünyada diyor Allah Resulü'nün tabiriyle, öyle rastgele misal vermiyorum. Bir saat veya bir yolcunun dinlenmek için güneş altında bir ağaca yaslanıp dinlenecek kadar. İşte nasıl filmler çekilirken, konusu neresi bunun? Cezayir. Cezayir'e sahne alıyorlar ya, gidiyorlar. İşte bu sefine-i hayat dünyaya yanaştı. Hasan bir saat sahne alacak. Ama işin garip tarafı, film tek, herkes başrolde. Senin filmini sana göre başrolde sensin, ben senin filmin içinde oynayanlardan bir tanesi. Ama gariptir, sen böyle görürken ben de aynı filmde başrol benim, sen benim filmimde oynuyorsun. Aynı filmin içindeyiz. Bakın dikkat edin, çayır hiç değişmemiş. Orta cami, büyük cami, her taraf. Yani şekil bir şey olmuş. Ama kaç tane devir değişmiş? En az 500 sene geçmiştir zannediyorum. Bizim köye bakıyorum, dereler aynı dere. Irmaklar aynı ırmak. Ama o kalktı, hala anlamıyoruz ha. O grup kalktı, gel bakalım siz. O gruptan en az 300-400 sene geçmiş ya. 4-5 nesil geçmiş ya. Geçmiş, hala anlamıyoruz. Ya niye senin ya? Ya nabzına hakim değilsin, neyine hakimsin ya? Neyine hakimiz ya? Neyin peşine koşacağım ya? Bir dairem var, yetmedi mi ki bu kadar böyle didinim, dökülüyorsun, hiç lüzum yok ki. Ya işte elde etmek için diyor İmam Ali radıyallahu anh, elde etmek için o hırsında o malı, hayatının çok sihatını feda edersin. Gerçi herkes olmaz ama bir kısım o istediğini elde eder ama sihatı gider. Elde ettiği parayla diyor, yani meblağ ile
kaybettiği siyatını kazanamaz. Mesela yaparken ayağın kırılsa veya bürkülse, şişse, işte, al kazandığın parayla o ayağın eski halde gelmez gibi. Yapmayacağız değil, yapacağız da. Yani şu üç tane sistemi bozmayacağız. Bir, maliki hakikiden gaflet etmeyeceğiz. İnsanları sabit, ben de sabit değilim. Bir de insanlar malik değil olaya. Bunlar hepsi Allah oynatıyor. Siyasi lideri getiriyor, başkanı getiriyor, tamam, memuru getiriyor, beni getirdi. Ay böyle işte yüzde, tamamen neredeyse %100. Çok az kişi farklı var. 20 sene, 30 sene önceki arkadaşlarımız. Ama değişik değişik senaryolardan kimisi belediyeci olmuş, kimisi esnaf olmuş, kimisi memnun olmuş, bilmem ne işte. Aynen. Ama köy dershanesinden çıkıyorduk bizim akşam da. Sizin eski evde, bizim eve kadar böyle yürüdüğümüz zaman oralar hep doluydu. Ya. Işıklar yanıyordu bile. Tamamen sonmuş yani. Hiçbir şey. Yokulmuş. Olsa da yansa da bile oncekiler yok. Yok. Asıp keseler yok. Yok. Ya İsmail'le. İsmail'le bu kadar kuspaya çıkardık, yaylaya çıkardık. Şimdi adam belediyeden nefes alacak şey yok. Benim de. Ya böyle hayat. Nereye? Yani malik mi yani? Kendisine mi var ki belediye hakim olacak? Ama öyle olmuş. Ama iç alemimizde yapmayacak. Esbab aleminde iken itikatımızı doğru tutacağız. Malik hakiki Allah'tır. Malik hakiki Allah'tır. Üç tane hata yapmayacağız. Bir, malik hakikiden gaflet etmeyeceğiz. İnsanları misafir olduğunu bileceğiz. İnsanlara malikel mülk, yetesarefe fi mülki keyfiye sırrına zıt olan kişileri malik tevhim etmeyeceğiz. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Yani bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Mala mülke güvenme. Muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. Muhalif bir rüzgar eser. Acayip bir şey ya. Rızık meselesi başka bir şey. Ömür meselesi başka bir şey. Benim vazifem değil. Benim vazifem ne kadar dünyada kalacağım değil işim o. Bak diyor ki zaten malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Neymiş? Ve o hakikati tam kabul etmeye nefsi hazırladı. İnsanı nefsi kuru kuru almıyor. Hemen bu misal verecek de şu. Misal şu. Yoksa almıyor. Misali ben dokunmadan okuyayım kendisini. Evet nasıl? Nasıl ki bir demir ateşe sokulur. Dedem demirciydi benim. Böyle demir böyle trenlerin raylarındaki kalın demirleri alır. Çünkü Samsun'da şefti. Eski kullanılmayan demirleri alır. Ocağı vardı kömür böyle. Ateşe sokardı onu. Kıpkırmızı yapardı. Örse koyup onları bir çak balta kazma yapardı. Millete, köylüye dağıtırdı. Bilirsin Cemal'i. Yani yapmadığı bıçak yok yani herkese. Ama kalın demiri çekiç vurun. Dan! Şekil almaz. Dan! O demiri suya sokun, çürür. İçine su girer, demir çürür. Fakat o demiri suya sokuyor. Suya yumuşuyor. Sonra çekiç de onu şekil veriyor. O ateş gibi demiri suya sokunca çelik oluyor, daha çürümüyor suya sokarak. Fark ne? Ateş gibi bir hadise olacak ilk önce. İşte ustad da şöyle diyor, diyor ki, nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatdar bir şekil verilsin. Öyle de hüzün engiz halet. O dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Başımıza geçen ihtiyarlık, tahammül edilmez sıkıntılar, hastalıklar, keşkeler, kayıplar, yanlış şeyler mer ateşmiş. Neymiş ateş? Bundan sonraki ömrümüz laf dinlesin diye o hadiseler ateş gibi olmuş, nefsimizi yumuşatıyor,
Bundan sonra kalan, dersin başına şöyle dua etmiştim. Ya Rabbi, bundan sonra kalan ömrümüz ne kadarsa kullandığımız ömrümüzden daha hayırlı eyle. Yani, şimdi biz böyle gidersek iyi değil tabii. Mesela hadiseler bizi keşke, ah başını yasınlar, ah, dünya buydu be. Ah uğraş uğraş, ah işte bu. Bu olaylar zannetmeyin ki tesadüfen, ah bilseydim, keşke, hayır bırak. Onlar ateş oluyor bize, bizi yumuşatıyor, biz şekil almamıza, kalan ömrümüzü ona muhatap olmaya vesile oluyor. Yani ne yapıyor? Malik-i Hakiki'den gaflet etmiyoruz, insanları misafir telakki edeceğiz ve malik tevhim etmememize vesile oluyor. Demek ki tahammül edemediğimiz psikoloji, ailevi, ekonomi, dolarımız, eurolarımız şey yapması, bunlar tesadüfen değil, bilinerek yapılıyor ve herkesi kazanarak, kaybederek imtihan ettiği gibi onlar yumuşatıyor. O nefsi yumuşatınca ne işe yarıyor? Laf dinleyecek hale geliyoruz. Laf dinliyoruz. Yoksa laf dinlemiyoruz. El freni çek, takos koy, oluyor. O zaman bak nefsimi yumuşattı, sonra Kur'an-ı Mucizül Beyan mezkür ayetin hakikatiyle hakaik imaniyeni, feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. O zaman tam gösterdi ve kabul ediyor. Etmiyoruz be kardeşim. Ya baştan bir kere beraber ders arkadaşıyız hepimiz yani. Zor oluyor. Sonra dayanınca böyle, evet keşke bu hatayı yapmasaydım diyorsun. Ama sonra mesela bir misal şey yapayım. 216 mesnevide size en büyük müjdelerden, şuurlu olanlar için müjde tabii bu. Mesnevi Nuri 216. Geçmişte kaza namazınız var. Kaç sene? 7 sene. Oruç kazan var. Ha, namazsız geçen ömür yaşanmamış kabul ediliyor. Tamam? Adem vücudunu onu 216'da kurtarırsın diyor. Nasıl kurtarırsın? Bak 7 sene kurtulması sana ne büyük müjdedir. Eğer diyor 216, bakın ben hulasa ediyorum. O senenin namazını, orucunu kaza edersen ki 5-6 saattir şimdi bu ay oruç tutsa, gündüz 6-7 saat ancak tutuyor. O 7 sene geçmişteki 10 sene kaza orucunu kaza edersen o hayat diriliyor, vücut buluyormuş. Yok Adem olmuyormuş. Ne kadar bir müjde. Ne kadar mucize bir şey yani. Namaz mucizeye vesile oluyor. 7 senen diriliyor. 216. Yani o Adem'den vücuda çıkıyor. Adem'den vücuda dönüyor. Ya sana müslim olarak döner diyor. Yani sana karanlıklı Adem olarak 216'da geçiyor. 216. Veya Adem'den vücuda dönüşüyor. Bunu kurtarıyorsun. Lan bu sana iman veriyor ya. Bak böylelik de geçmiş hayatını kurtarıyorsun ya. Ne büyük müjde ya. İnna ateyna kullu vallahi ile bu işi çözüyorsun. Adam kaza namazın başta ya şeytan ne diyor? Biter mi lan 9 sene 7 sene falan nasıl bitecek? Sana ne? Sen başla. Bu yolda gözük. Vefat etsen bile bitirmiş gibi muamele göreceksin diye vaat edilmiş. Başlasan ya. Kur'an-ı Mucizül Beyan mezkür ayetin hakikatiyle hakaik imaniyeni, feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet lillahil hamd. Şu ayetin hakikati iman feyziyle 20. mektup gibi risalelerde katı ispat ettiğimiz gibi herkesin kuvveti imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir nokta istinat ruha ve kalbe verdi ki herkesin istidadı nispetinde farkındalığı artmasıyla. Farkındalığın adı imandır. Yani ben mahlukum, bu kainat yapılmış emrime, Allah Allah birisi lazım. Bu farkındalığın adı iman. Ben de bu mevcudatın aynısıyım. Ne alakası var işte pil gibi söneceğiz dediği zaman bunun adı küfür. Farkındalık. İşte bu iman kalbe ve ruha verdi ki o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi. Yani bu hadise bir şey değil. Bunun daha 100 katı olsaydı imani billah bizi teselli ediyor, kurtarıyor. Ne diyor? Merak etme diyor. Mülk başkası.
sen onun mülküsün, hem mülkünde çalışan memlukusun. Mülk onun. Yani bunlar hepsi tiyatro. Paran az çokluğuyla alakası yok bu işin. Dairenin çok azlığıyla alakası yok. Farkındalığın var, o kadar. En bahtiyar insan kim biliyor musun? Çok uğraştığım için söylüyorum. Bilerek, çalışarak söylüyorum. Dünyada en bahtiyar insan, ustad da diyor, topladım hepsini. En bahtiyar kim? Allah ve ahiretle ümitli dünyada yaşayan adamdır. Allah ve ahiretle ümidi kuvvetli. Ümitli var. Dedim ya Abdullah'a. Abdullah dedim odada. Herkese ümit bari şeyler yapıyorum ama bazen dedim kapıyor beni duman ediyor diye gece. Ya ne yapacağız falan. Ne yapacaksın dedim Abdullah'a. Baktım ne diyecek de bu masum insan ağzından ona, bana göre masum. O ağzına ben günah işlememiş. Dedi ki Hasan abi, senin bildiğin gibi değil o Allah dedi. Allah senin bildiğin gibi de değil dedi. O merhametlilerin en merhametlisi. Bak cümleye bak. Senin bildiğin gibi de değil o Allah. Ya sen onu yolunda bulun. Elhamdülillah. Çok şükür. Demek ki dünyada en bahtiyar insan, üçüncü kez söylüyorum, Allah ve ahiretle ümitli yaşayan bir insan. Yani mülkünü malikine satan. Satan. Evet. Onun nazarıyla tasarruf eder. İman ve ümit gibi Ali Selam'a yedir. Evet. Barla'da Hulusi abi. İman ve ümit gibi, oradan işte onun cümle mi o? İman ve ümit gibi Ali sermayen varken. 48. sayfa galiba. Ve şöyle ihtar etti ki, senin malikin olan şu memleketin maliki hakikisinin emrine her şey musahhardır. Allah Allah. Ne istiyorsun? Senin iman ettiğin zat her şeyin sahibi. Malik olmaya çalıştığın o mülkün de sahibi de o. Senin patronun o. Allah senin oldu mu? Allah nesi varsa da senin oluyor. Bir daha. Allah senin oldu mu? Allah senin olunca imanla Allah nesi varsa da senin oluyor. Hani çocuk var ya, çocuk senin malına mülküne nasıl bakıyor? Benim. Kendi maliki gibi bakıyor değil mi? Benim o, benim. Bu mülk benim yani, sağ olsa bile var. İşte çocuk babasının malına sahiplendiği gibi Allah'a imanla Allah'ın mülkü bizim oluyor. Allah'ın mülküdür, mülkü senindir gör. Çok şükür ya, Allah'ın nesi varsa hepsi benim. Ötekisi de dedi ki, ya benim de Allah'ımdır. O zaman sahip çık iman ettiğine. Allah'ına sahip çık. Halikisi, maliki hakisine her şey musahhardır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Ona intisabın yeter. Ona intisabın yeter. İntisap nedir arkadaşlar? Bağlanmak. Başka? O. İntisabı ben biraz da arkaya götürmek istiyorum. İntisap. Hoşunuza gidecek. Bir daha cümleyi okuyayım da. Onun elindedir. Ona intisabın yeter. İntisap nispetten, nesepten geliyor. Şaban Ali nerede doğarsan doğ. Nesebin nereye dayanılıyor? Tahiriler, değil mi? Babalıları vesaire. Babanın babasını da bilirsin. Nesebin var değil mi? Aslında bizim imanla biz nesibimize dayanıyoruz. Nesibimiz Allah'tır. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Nesibimiz, soyumuz, kökümüz, kökenimiz Allah. İntisabın yeter demek, nesibinin farkında o. Senin nesibin, kökün, kökenin, cibili, her şeyin o. İntisap, zahirdeki manası, bağlılık iken tabiri nesepten geliyor. Nesebim o. Ha, insan nesebine sahip çıkar değil mi? Soyumuz burası. Evet görmedim ama geldik Almanya'da. Benim dedelerim burada büyümüş. Benim nesebim buradaymış. Benim nesebim Allah. Kaynağım Allah. İman bir intisaptır. İnsan sadece üzeri nispet. İnsan bak iman bir intisaptır.
insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. O nesebini söylüyor. İman nesebini onaylamaktır. Onaylamayan gayrimeşru oluyor. O malikime dayanıp, o halikime dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıktan terk ettiler. Düşmanlıktan terk ettiler. Korona, kanser, düşman iken düşmanlıktan terk ettiler. Ne yaptı? Ağlattıran hazin haller beni neşelendirmeye başladılar. Beni ona götürecek. Hem çok risalelerde kat'i burhanlarla da ispat ettiğimiz gibi, mesela kanser için hemen geçtim ama hani Azrail Aleyhisselam demiş ya, ya Rabbi senin kullarının canını alırken beni düşman addedecekler, bana küsecekler. Bunu yapan Azrail Aleyhisselam hain olması lazım böyle, gaddar olması lazım, ruhu alıyor. Yapa 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 ruhu da öyle olur. İnsan bir işi ne yaparsa ona uygun dönüşür. Onun için kuyumculuk ve kasaplık İslam'da fazla yapılmaması söyleniyor. 6 aydan sonra birkaç ay ara verilmesi gerekiyormuş. Şimdi insan da ne diyordum? Azrail Aleyhisselam. Bak bize sıfırladık ama. Azrail Aleyhisselam ruhu Allah gaddar olması lazımken haşa, tam tersine azap ayetlerini getiren Cebrail Aleyhisselam bile sormadığı bir şey söylüyor Azrail Aleyhisselam. Ya Rabbi senin kulların canını alırken bana küsecekler diyor. Bunu söyleyen Azrail Aleyhisselam, azap ayetlerini getirmiş Cebrail Aleyhisselam ama söylemiyor. Ya Rabbi cehennem ayetlerini getiriyorum, senin kulların bana küsecek demedi. Kullarının canını alırken bana küsecekler diye. İnşallah burayı biliyorsunuz da. Allah diyor ki merak etme diyor. Seninle kullarımın arasına seni hatırlamayacak hastalıklar, musibetleri, kanseri koyacağım. Akciğer kanserini koyacağım. Sonra devamında ne diyor? Hastalıklar, musibetler Azrail'e perde olduğu gibi Azrail de perde. Canı alan Allah'tır. Sırayla gidersem kanser, Azrail Aleyhisselam, Cenab-ı Hak. Aslında Allah yapıyor. Bak kanserde gördün mü? Hepsi dost oldu şimdi iman. İşin başında Allah. Beni en çok memnun eden bir şey sizinle de paylaşmak istiyorum. Bilgisayar mesela İSKİ'ye, belediye, su, elektriğe gidin. Su. Orada sistem çalışıyor değil mi? Ben faturayı götürdüm. Ya pazarlık yapabilir mi memura? Yapamaz. Numaraya girdi mi vereceksin kardeşim. Bu sistem böyle. Hiç oynayabilir mi İsmail? Oynayamaz. Haşir meydanında bu günah cevazası bu. Bu sevap bu. Sistem böyle çalışıyor. Girecek amel defteri. Tak tak. Yandık. Ama sistemin dışında sistem sahibi Allah için başında olursa sisteme mahkum değil. İradesi var. O zaman Allah o günahı, o sevabı öyle saymaz. Haşir meydanında hesabı görecek direkt Allah'tır. Sistem kullanılmayacak. Mesela bir tanesini delilimi yapayım. Sevap, günahlar tartıldı. Tamam, Allah affedecek bunu ama sevabı yok. O kadar yetmiyor yani. Sevabı az. Yetmiyor. Orucun sevabı yok. Yani orucun muayyen bir, belirli bir sevabı yok. Katındadır diyor. Ayet hadiste. Oruç katındadır diyor. Ha, bir baktı ki İsmail günahın fazla. Sevabın az. Oruç ne kadar? Orucun sevabı sana ne kadar lazımsa o kadar sayılacak. Sana ne kadar sevap lazım? O kadar sayılacak. Bir hadis-i şerif atmıştım böyle Mecul gruba bipte. Diyor ki İslam düşmanı, deccalını, sufyanı diyor tanıyan, ona karşı taraftar olmayan diyor. Hadis, bilmem. Ona taraftar olmayan bütün geçmiş günahlar ona yüklenecek diyor. O sebep olduğu için. Ona taraftar olana da diyor, geçmiş bir hiçbir hayrı ona fayda vermeyecektir diyor. Hiçbir namaz ibadeti, hiçbir ama imanı dahi. Müjde nerede burada? Olan hep günahlarımız o adama, o sisteme. Lan bunda daha bu akşam bayağı müjde. Geçmiş kazayı kılarak o Adem'den vücuda çıkarttık ömrü.
Şimdi de günah bir adamı bulduk yani, yükleniyor. Adam günah şeysi. Hiç böyle bir şey duymadım. Adamın diyor güneş teyisi geliyor diyor. Onun seviyesi artsın diye. Ona gitsin diye. Lazlı ya. Ya çok şükür ya. Allah adına kimse vaat edemez. Peki bu anlattıkları böyle. Böyle inanırsan böyle muamele göreceksin. İçimizden geçse ki ya olur mu ya? Tamam olmayacak sana. Böyle ama. Ben kaynaktan söylüyorum. Ben inanmadığım bir şey söylemiyorum. Okuyayım bak, sana. He? Oku bak, hızlı oku abi. Bak ha oku, bak. Sesli al. Kim ki ona iman edip... Kim ki ona iman edip... Deccal çıktığı zaman kendisinin Allah olduğunu iddia eder. Kim ki ona iman edip tabi olur, onu tasdik ederse... Tasdik ederse, onun yoluna giderse... Artık onun geçmiş hiçbir salih ameli ona menfaat vermeyecektir. Onun hiçbir daha geçmiş salih ameli... Kafirden bahsetmiyor, Müslüman. Müslüman salih ameli var, namaz orucu var ama o deccalı tasdik etti. Onun yolundan giderse geçmiş hiçbir salih ameli ona fayda vermeyecek. Bu Müslüman yani. Sonra? Her kim? Tekzip edip. Sen öyle şey değilsin. Anlatıldığı gibi değilsin. Reddederse aleminde. Tekzip edip yalanlarsa. Yalanlarsa. Geçmiş günahların hiçbirisinden muhayze edilmeyecektir. İsmail görüyor musun abi? Geçmiş hiçbir günahlarında muhayze edilmeyecektir. Elhamdülillah. Çok şükür. Peki böyle enne ine zinni abdibi. Kulum bana nasılsa, bana nasıl inanıyorsa ben ona öyleyim diyor. Hadis-i kutsi bu. Yöntem. Çok şükür. Dedik ya biraz önce. Dünyada en bahtiyar insan Allah ve ahirette ümitli yaşayan insandır. Rüştü abi de dev adam da yani ne kadar vesile olmuş. Bana vesile olmuş en azından. Rüştü abi dedim, insan ameline güvenmez. Biz bunu biliyoruz yani sana anlatacak şey. İnsan ameline güvenmez ama gene insan da yani aciziz. Bu kadar ömrün geçmişse neye tutunuyorsun? Yani nereye güveniyorsun dedim. Ama önceden söyledim, insan ameline güvenmez ama bir şeye tutunur yani, bir şey hatırına gelir ya. Benim dedi, amelsiz amelim var dedi. Ona tutunuyor. Ulan amelsiz amel. Yok var ya. Amelsiz amel. Hakikaten filozof ya. Amelsiz amel. Abi amelsiz amel nedir? Hani yapılmayan ama kıymetli olan bir amel. Düşman olmamdır dedi. Düşman olmak amel değil. Yani namaz kılmak, oruç tutmak gibi değil. Ben dedi Allah düşmanına düşman oldum. Başka bir şeyim yok dedi. Aynı buna benzer büyük bir zatın sözü var. Bir hiçbir, çok büyük bir velizat, hiçbir amelime güvenmiyorum diyor. Ancak diyor Allah'ın düşmanlarına düşmanım diyor. Evet. Çok şükür. Bütün alem biliyor. Onun düşmanıyız. Çok şükür. Niye söylüyorum? Kardeşim, sakın ümidinizi kesmeyin. Allah'tan ümidini kesmeyin. Allah'ın rahmetine güvenin. Ama asla ve kata Allah düşmanlarına dost edilmeyin. Yani fiilen oralarda bulunuyorsan da kalben sakın zerre kadar taraftar olmayın, zerre kadar şirk olur. Acabası yok bu işin. Bak acabası yok. Bu kadar büyük nimet ama bunun acabası yok. Zerre kadar yapmayın. Evet. Şurada mıydık? Nispeten. Şuradan alayım. Nokta istinat ruha ve kalbe verdi. O vaziyetin dehşetinden 100 dereceye ziyade korkun zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvvetin imani billah'tan verdi. Şöyle ihtar etti ki senin halikin olan şu memleketi malik hakisinin emrine her şey musakardır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Ona intisabın yeter. O halikıma dayanıp tanıdıktan sonra düşman vaziyetini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler. Ağlattıran hazin haller beni neşelendirmeye başladılar. Hem çok risalelerde katip olanlarla da ispat ettiğim mis gibi o hadsiz arzulara karşı imani bil ahiretten gelen nur
ile öyle bir nokta istimdat verdi ki değil küçücük ve muvakkat kısa dünyevi ahbaplara karşı arzu ve rabıtalarıma belki ebedül abatta alemi bekada saadet ebediyede hadsiz uzun arzularıma kafi gelebileceği bir noktayı istimdat verdi. Çünkü bir cilve-i rahmetiyle muvakkat bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzünde o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için, dünyada bir iki saatmiş, sevindirmek için bahar sofrasında hat ve hesaba gelmez sanatlı şirin nimetlerini her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirlere yedirdikten sonra meskeni ebedilerinde 8 daimi cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz enva nimetiyle doldurup ibadına ihsan eden bir Rahman-ı Rahim'in rahmetine iman ile istinad edip intisabını bilen, elbette öyle intisap, unutmayın nesepten bilen, elbette öyle bir noktayı istimdat bulur ki en etna derecesi hadsiz ebedi emellere medet verip idame eder. Hem o ayetin hakikatiyle imanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette tecelli etti ki o zulümatlı olan cihat-ı sitteyi gündüz gibi aydınlattırdı. Çünkü bu medresem ve bu şehirde talebe ve dostlarımın arkalarında kalıp ağlamak vaziyetini şöyle aydınlattırdı ki ahbabın gittikleri alem karanlıktı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler, yine görüşeceksiniz diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları bulacağımı ifham etti. Evet, lillahil hamd, hem vefat eden Van medresesini İsparta medresesiyle ihya edip oradaki ahbapları dahi daha çok, daha kıymetli talebeler ve ahbaplar manen ihya etti. Hem bildirdi ki dünya boş hali olmadığını ve harap olmuş bir memleket suretini yanlış tasavvur ettiğimi, belki Maliki Hakiki Hikmetinin iktizasıyla suni insanların levhasını değiştiriyor, mektubunu tazelendiriyor. Bir ağacın bir kısım meyvelerini koparttıkça yerine yine başka meyvelerin geldiği gibi nevi beşer de bu zeval ve firak dahi bir teceddüttür, tazelenmektir. İman noktasında ahbapsızlıktan gelen ellimane bir hüzün değil, belki başka güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen lezizane bir hüzün veren bir tazelenmektir. Hem o dehşetli vaziyetten kainatı mevcudatının karanlıklı görünen yüzünü aydınlattı. Ben de o vakit o halete şükretmek istedim. Arabi şu fıkra geldi. Tam o hakikati tasvir etti. Şöyle ki dedim. Elhamdülillahi ala nuril imani musaviri ma yutebbehemu ecanibe a'daen envaten muvehişine eytemen bakine ebidda'i ihvanen ehyaen munisine murakhisine, mesruline, zakirine, musabbihin, yani o şiddetli haletin tesirinden gelen gaflet ile kainatı mevcudatı bir kısmı düşman, ecnebi, bir kısmı müthiş cenazeler, diğer bir kısmı haşe, yani zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş gibi, diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde gafil nefsime tevehüm ile gösterilen bu korkunç levayı nuru iman ile aynel yakin gördüm ki o ecnebi düşman görünenler birer dost kardeştirler ve o müthiş cenazeler ise
kısmen hayattar ve unsiyetkar ve kısmen vazifeden telis edilenlerdir. Ve o ağlayan yetimlerin vavelyaları ise zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu nur iman ile gördüğümden o hadsiz nimetlerin menbaı olan imanı bana veren Halik-i Zülcelal'e hadsiz hamd ediyorum ve bu dünyada bu dünya kadar büyük hususi dünyamdaki bütün mevcudatı hamd ve tesbihat ilahiyede tasavvur ve niyetim ile istimal etmek ile hakkım olduğu noktayı nazarından bütün o mevcudatın her birisinin ve umumunun lisan halleriyle beraber elhamdülillahi ala nuri iman deriz demektir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temel selavat.